oynama yapma lüksün yok. Zaten bir şey yapma lüksün yok yani. Bir kişi neyse o olur zaten. Bana öyle iyi bir talep edin de vardır abi ya. Bana iyi bir özgüden bulundular. Sen de öyle bir talep edin de vardır. Vallahi. Yani tam şu yönden olmaz. Mesela atıyorum. İsmim Muharrem Fidan. Yaşım 42. Yaptığımız meslek bakırcılık, bakır el sanatları. Yaklaşık 25 senedir bu işi yapıyoruz. Babadan kalma meslek yani. Babamgilden öğrendiğimiz. Onlar yaklaşık 55 sene çalıştılar. Sonra bize devrettiler işte. Şu anda da zaten en son kişi olarak bu bakırcılığı devam ettiren en son kişiyiz. Yani İlçede tek misiniz? Tabii. Önceden daha fazlaydı. Şu anda birkaç kişi kaldı. O birkaç kişiden yani sonuncusu da benim yani. Meslekte zaten çırak girmeyeli 25 sene oldu. Bizim mesleğe en son giren kişi benim. Zaten 20 senedir de aşağı yukarı bu işi hani giren veya çalışmak isteyen kimse yok. O yüzden de bu mesleğin en sonlarına yaklaştık yani. Bizim şimdi yaptığımız bakır ürünler genelde daha önceden kullanım alanıydı. Mesela ibrikler, güğümler bunların hepsi birer birer kullanılırdı evlerde. Ondan sonra şimdi tabii bunlar kullanım alanından yavaş yavaş çıktığı için şimdi sadece görsel, süs olarak böyle kullanılıyor yani öyle söyleyeyim. Yani bir araç gereçlikten çıktı. Onlardan gelen var. Yani tamirat olayını zaten şu anda yoğun onlardan var. Ama kullanmak değil de yani şimdi evin bir köşesinde bunları görsel olarak bulundurmak. Peki bu meslek siz bırakınca bu ilçede biter mi? Tabii ki zaten bitti yani. Şu anda en son kişi benim. Ya çünkü arkadan bir yetişen bir usta yok, çırak yok. Devam ettirecek bir kişi yok. Gençler çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Yani gençler bu işe pek bir şey vermiyor yani. Bir ilgi göstermiyor. Bir de bu şöyle bir şey. Gösterseler nasıl olur? Bir de artık yani eskisi gibi satış olayı yok yani. Bu bakırcılık hani. Bir mecburi bir kullanılan bir eşya olmadığı için yani mesela bugün bir yiyip içecek gibi veya başka bir şey gibi değil. Mesela bir bakır güğüm alıyorsun, ibriği alıyorsun. En az 20 sene kullanılıyor bu. 20 sene sonra eskiyor. Yani hemen 6 ay, 5 ay, 1 sene sonra eskiyip de yeniden alınacak bir şey değil yani. Çok uzun vade gittiği için bakır eşya. O yüzden de siz kaç yıl daha yapmayı düşünüyorsunuz? Valla işte kaç yıl işte ömrümüz nereye kadar yeterse o zamana kadar yapmayı düşünüyoruz inşallah. Devam ettirmeyi düşünüyorum yani. Muharrem abi yaş olarak en son nesil zaten. Evet. Benden sonra zaten yani, yok. Şimdi şu ibrikler mesela bunlar geleliğe has minik ibrikler, küpeli ibrikler dediğimiz olarak. En küçük ibrik boyut olarak. Tabii bunun yapması büyüklerden daha zor. Tamamıyla yani her bir parçası tek tek çekişte yani çekişlenerek bu hale geliyor. Bunlar da artık en son bakır ibrikler yapılmış oldu.